Şu halime bak ya. Şapla bana döndürdüler beni. Of, hem gurbet hem gönül yarısı adama çok kötü vuruyor valla. Ne bak, nereye gidek? Beliklerin yılan olsun, keşkeşli fistanın solsun, saçlarına bitler dolsun, belikli güzel, belikli güzel. Çok güzel. Bu bir kamera şakası olmalı. Ya saçmalamayın ya, ne diye alkışlıyorsunuz? Biliyor musun, kızmak sana çok yakışıyor. Ekrüt, yaramaz demek yani. Ne biçim konuşuyorsun be? Vallahi seni müdüre söylerim, görürsün gününü. Ne yapayım, kır çiçeğim. Gönlüme laf geçiremiyorum ya. Vallahi cezam neyse çekerim. Şimdi düşüp bayılacağım. Ne? Şiiri beğenmediysen sana hip hop söyleyeyim istersen. Yok aman, istemez. O halde Arya söyleyeyim. Hadi be, sen ne anlarsın Arya'dan? La, donna, e, mobile. Quali più mai vento. Vay canına, çok güzel. Çok güzel söyledin. Ayıptır söylemesi, bu eseri İngiliz Royal Operası'ndan biliyorum. Buradan önce İngiltere'de okuyordum da arada bir opera, tiyatro falan gidiyorduk işte. Müsaade edin çocuklar. Şaka gibi. O ne ya? Oh be. Merhaba Ramo Ağa. Ramo Ağası siz değil mi? Söyle, ne vardı? Geldiğinizi duyduk da elimizden geleni yapalım dedik. Bundan böyle sizin yemek olayınız bizdedir, ona göre. Burada baklalı bulgur aşıyla sini kebabı var. Ayrıca humusla künefe de hazırladık. Sağ olasın usta. Canım ayıptır valla. Şuradan birkaç paketi de hocalara verin. Emriniz olur. İyi oldu he. Valla çok acıkmıştık ya. Ne bakıyorsunuz? Saldırın. Çok güzel koktu valla. Okulda dışarıdan yemek getirmek yasak. Ben yemek getirmedim ki gülüm. Sen gördün. Adam kendi kendine sponsor oldu işte. Ya burada her şeyde şekil, her şeyde kural ha. İnsanın yaratıcılığını öldürüyorlar valla. İngiltere'de hiç böyle değildi. Her şey serbestti, serbest. Ama bu kafanın içindekiyle ilgileniyorlardı. Sen gerçekten orada mı okuyordun? Söylemesi ayıptır. Benim babamın hali vakti çok yerindedir ha. Bir sürü köyü var memlekette. Bizde zengin çocukları genellikle yurt dışında okur. Ama biz babamla geri döndük. Sıkıldım oralardan. Ay istemem, çek. Vallahi dagılırım. Kurban olayım. Atkım için. Ay istemiyorum dedim. Ay ne yapamamaz şeysin. Ah ya vah. İştahım kesildi bak, görüyor musun? Ne gıcık bir çocuk değil mi? Çok haklısın. Bana yiyecek gibi bakmıyor musun? Sinir oluyorum. Ah ah. Ay. Ramo, bence Özge'den vazgeç. Niye kardeş? Yoksa senin yavukluğun mudur? O zaman bağrıma taş basarım, dünya hayret bacım derim. Aman Allah korusun. Sadece o gıcığın tekidir. Seni üzer, ona göre. Ne yapak? Gönül bu. Söz geçiremiyorsun ki. Gerçekten sünnet düğününe Mustafa Sandal mı geldi? Evet, ne var ki? İbrahim abi de geldi ama bek vakti yoktu. 3-4 tane söyleyip bitti. Ne yapıyorsunuz kızlar? Böyle dik durduk, böyle değildik. Buyur paşam. Sağ olasın. Hadi git şimdi. Hoca görürse kızıyor. Lüks. Tamam paşam. Ben bahçedeyim. O ne? Hanımefendi için küçük bir hediye. Yazık çocuğa. Aşkına ona Özge'ye oldu. Ne bakıyorsun be? Kebapların, künefenin falan yüzüne bakmadın. Humus değmelin açsındır diye düşündüm. Bu ne be? Yeee, bilmiyor musun? Suzy, Japon mutfağından. Şaka gibi. Suzy, Japon mutfağından. İster misin aşkım? Teşekkür ederim. Rahat mısın? Rahat. Gel. İşte kahven de geldi Bahar'cığım. Buyur. Sağ ol. Umarım istediğin gibi olmuştur. Yani sen zenginsin ya. Damak tadın farklıdır diye söyledim. Yılmaz gerçekten bu kızla bugün mü tanıştı? Birkaç saat önce.
Anlattığı hikaye bana şu televizyonda makbuşla izlediğimiz filmler gibi geldi. Aynen öyle. Hiç gözüm tutmadı bu kıza. Ay maşallah çok yakıştınız birbirinize. Simge çok sevmiş baksana. Adam kör oldu resmen ya. Güzel kız ama. Hiç de değil. Sen ondan çok daha güzelsin. Gerçekten mi? Şey... Yani tabii öyle. İşte hiç bulamayacakları bir yer. Çekicin Nana'da olduğu akılların ucuna bile gelmez. Hem çekiç burada bulunsa bile Nana çaldı sanılır. Ve insan olma hayali biter. Çok zekiyim, çok ucu var. Nereye saklasam? İşte burası tam senlik işte. Evet, güzel. Çok güzel. Nasıl? Orta rahat edebildin mi cicim? Sen var ya senin. Şey, ben bir duş alabilir miyim? Maalesef canım. Çünkü mutfaktaki borumuz patladı. Suyu da vanadan kestik. Ben yapacaktım da fırsat olmadı. Of. Ama canım, ben duş almazsam çok mutsuz olurum. Bana gidelim şekerim. Harika bir banyom var. Olmaz. Ben aşkımı bırakmam. Ya ne yapacağım ben peki? Dışarıdaki depoda su yok mu? Var. Tamam canım bak, sorun çözüldü. Nasıl çözüldü? Su taşıyacağız. Tabii canım. Bana gitseydik daha kolaydı ama. Aşkım küveti doldururuz. Isıtıcıyı da içine koyduk mu? İşte sana harika bir banyo. İyi o zaman. İyi o zaman. Aa, dur Yılmaz, sana kova getireyim. Bir an önce şu vanayı tamir etsem iyi olacak galiba. Ay yandık. Yine ortalığı su götürecek. Uf. Kafama bir şey düştü sanırım. İyi misin? İyiyim, tamam, yok bir şey. Çok mu acıyor? Ne? Hep sen mi sakarlık yapacaksın canım? Ama neyse, sonra tamir ederim artık. Ha, ne halleri varsa görsünler ya. Ay kim görsünler? Simge, sen bırak istersen. Yılmaz taşıyor. Ay yok yok. Arkadaşım için taş bile taşırım ben. Peki o zaman sen bilirsin. Bahar, nasıl istersen. Aşkım. İki dakikaya hazır banyo. Mesaj gelmiş. Şey, tuvalet yukarıdaydı değil mi? Hakan, bu kızda kesin bir şeyler var. Birine mesaj yazarken gördüm. İtalya tamamdır gibi bir şey yazdı. Ne demek sence bu? Bilmiyorum ama kesin bir şey çıkacak bunun altında. Ya ben çok acıktım. Ne bekliyoruz ya?
Aa, Yağmur ne kadar ayıp. Söyledim ya, Bahar ablanı bekliyoruz. Amma banyoymuş ha, 40 saat sürdü. Bak. Gel canım. Hazırlanmam biraz zaman aldı. Çok bekletmedim değil mi? İzin almadan bornozumu kullanmışsınız. Ama önemli değil. Artık başlayabilir miyiz müsaadenizle? Tabii. Oh be. Yılmaz. Söylesene, üzerine bir şeyler giysin. Hayatım, üzerine bir şey giy istersen. Kirli kıyafetleri mi giyeceğim aşkım? Efendim. Bana ne? Hiç üzülme şeker. Sen çık yukarı, ben bir koşu eve gider, sana uygun bir şeyler getiririm. Ay çok iyi olur simgecim ya. Ben ondan biraz daha alabilir miyim? Evet. Pilav. Teşekkür ederim. Al. Çok acısın. Sanırım gücüm tamamen tükendi. Nana ne yapacağım şimdi? Nana Yağmur'u bulmamız lazım. Nana kendine gel ne olur. Nana lütfen. Yapamıyorum. Nana kendine gel ne olur. Nana lütfen. Hadi Nana. Lütfen kalk. Neredesin? Kitlendik. Neredesin demişim. Nana, kurtar beni ne olur. Hanimiş benim bebişim. Bebişim. Neredesin? Hayır! Nana lütfen. Yapamıyorum. Nana, Yağmur tehlikede. Kuyna yardım et lütfen. Nana. Sana şimdi bütün gücümü vereceğim. Lere bırakacağım, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Benden ne istiyorsun? Ben ama ciddenmiş. Uyu uyu uyu. Çocuklar, tamam yeter bu kadar. Başım şişti canım. Ama Kulina, biz bugün ne zamandır bekliyorduk biliyor musun sen? Bilmiyorum. Eğer Nana gelmeseydi babam hoca da simgecicişle evlenecekti. Ve hepimizin hayatı kabusa dönecekti. İyi ki sen geldin Nana, iyi ki. Canım. Sizi öyle çok seviyorum ki. O bana ve her şey Türk filmi tadında sürer. Kulina. Sen gerçek bir insan olmadan bu evlilik gerçekleşmeyecek, bunu bilmiş ol. Biliyorum. Ya Kulina bırak da şurada iki sevinelim ya. Ay sevinin canım, ben bir şey mi dedim? Aa. Ne olursa olsun bizi bırakmayacağına söz verdin lan, öyle değil mi? Kesinlikle. Sizi hiç bırakmayacağım. Sizi hiç bırakmayacağım. Sen insan olmayı daha çok beklersin Nana Hanım.
Zamanı geldiğinde sen doğru oyuncaklar dünyasına, ben de burada seninle evlenip mutlu bir hayat süreceğim. Güzel. Of, bundan da içim sıkılıyor burada benim. Oyuncaklar dünyası ve oyuncaklarım tehlikedeyken hiç rahat değilim. Haklısın ama şu anda en doğrusu burada olman. Of. Gücünü yeniden kazanmadan oyuncaklar için hiçbir şey yapamazsın Kulina. Ah. Ortada bir tane bile oyuncak kalmamış. Çocuklar, neden oyuncaklarınızla hiç oynamıyorsunuz? Artık oyuncakla oyuncak keşik geçtik biz. Oyuncaklarla oynamak çok sıkıcı Nana. Hem okuldaki arkadaşlarımızın hiçbiri oynamıyor artık. Yani. Hadi bakalım Petit Börle, okula geç kalacaksınız. Kalmayız. Hem biz servise gitmiyoruz okula artık. Evet. Evimizin bütçesine katkı olsun diye otobüste gidiyoruz. Çocuklar, babanız bunu duymasın. Hem çok üzülür hem de çok kızar. Hadi bakalım Petit Börle. Az önce de söylediğim gibi okula geç kalacaksınız. Gıcık oluyorum şu mükerrere. Al benden de o kadar. Kendini bir şey sanıyor. Petit Börle, Petit Börle. Ne yap? Petit Börle'yi buradan postalamalıyız. Kesinlikle. Emre, ne yapıyorsun sen? Kalemim bitti. Senin çantandan bir kalem alıyorum. Ya hayır, bırak benim kalemlerimi. Ne olur kızım bir tane kalem versen. Zaten az param var, onu da kaleme mi harcayayım? Bana ne, kalemlerine sahip çıksaydın oraya buraya atıyorsun, sonra da benden istiyorsun. Var ya, sen de az gıcık değilmişsin. Yeter artık çocuklar. Yağmur, o senin kardeşin. Biraz paylaşımcı olur musun? Lütfen. Hih, al. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Sizi bacaksızlar. Demek niyetiniz beni evden postalamak değil mi? Ben yapacağımı bilirim ama. Sizi patates kafalar sizi. Ya çocuklar, Mükerrer Hanım bana bir şey söyledi. Hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Ne söyledi babacığım? Okula birkaç gündür otobüsle gidip geliyormuşsunuz, öyle mi? Şey, baba. Çocuklar, daha o kadar ölmedik. Bir daha kesinlikle duymayın. Okula servisle gidilip gelecek, anlaşıldı mı? Mükerrer Hanım, Makbul Sultan nasıl? Maşallah, çok iyi. Balını süt içirdim, uykuya daldı. Umarım hemen iyileşir. Bir çay daha getir bakalım kızım. Siz hiç merak etmeyin Hakan Bey. Makbule Hanım için ve çocuklar için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Aslında sizinle doğru dürüst maaş işini de konuşamadık. Buyurun. Ne demek efendim? Şimdi sırası mı? Hamle demiştim. Siz de konuyu dert etmeyin. Bu huzurlu aile yuvası benim için bir kurtuluş oldu adeta. Beyimin ölümünden sonra çok iyi günler geçirdim. Yeni yeni geldim, toparlıyorum. İzin verin, burada çalışmaya devam edeyim. Ne demek? Ben sadece... Bu tatlı Petit Börle'limden nasıl ayrılırım ben? Evlilik öncesi Nana Hanım'ın da bir sürü telaşı olacak. İzin verin, bu garip de bir işe yarasın. Aman efendim, ne demek? Tuhaf. Sizin gibi insanlar kaldı mı yeryüzünde? Kalmamıştır. Ben de gökyüzünden düştüm zaten. Ay aman, ne şakacısınız. Ben de böyleyim işte. Şaka yapmayı çok severim. Şakalarıma kadir inanır bile günah. Şeri geldi herhalde. Okula gitme vakti ya. Şeri mi? Ya, kızım dur dur. Ay. Dur ben bakarım, ben bakarım. Ha. Sen rahatsız olma. Mahvetti ortalığı. Kulli Hanım neden kahvaltıya inmedi? Hazırlığı uzun sürüyor ya. Bonjour. Günaydın. Benim güzel kızım. Hoş geldin. Bebeğim. Yeter, yapmayın artık. Kahvaltı ettin mi? Hadi bakalım. Sen geç tattım şöyle. Birazdan herkes gidince ben seninle ilgileneceğim. Peti peti peti. Maşallah. Maşallah.
ha? Demek benden kurtulmak istiyorsunuz ha? Alın bakalım. Sizi birbirinize düşüreyim de görün. Yumurta kafalar ne olacak? İki kardeş birbirinize düşman olun da benim de işlerim kolaylansın. Zaten bu kardeşlik muhabbetinden nefret ederim. Şeri, dans yarışması ne zaman başlıyor? 3 hafta kaldı. Ben de bu sürede ancak hazırlanırım. Aslında iyi oldu. Daha bir partnerim bile yok. Seni televizyondan izleyeceğiz değil mi Şeri? İnşallah. En büyük hayalim bu zaten. Alın bakalım şibuble. Emre, bunların senin çantanda ne işi var? Ne bileyim ben kızım. Ben bilecek değilim herhalde. Kendi malına sahip çıkamıyorsun, sonra da bilimcilere göz koyuyorsun. Ya hiç de değil. Bunları buraya ben koymadım. Babam mı koydu? Aa Yağmur. Düzgün konuş. Çocuklar ne oluyor burada? Gıcıksın sen kızım. Emre. Şş, çocuklar yeter artık. Hadi geç kalıyorsunuz. İyi dersler. Ah bu çocuklar öyle şekerler ki insan kızamıyor. Hoşça kal. İyi işler. Ben bir makbuşa bakıp iniyorum. Ah, keyfine bak. Sağlığı benim sayemde çok iyi ama değil mi? İyi. güzel kızım.